Okey. Şimdi ilk bahsedeceğimiz, yani bu bir hafta muhtemelen, yani ne kadar detayına gideceğimize göre değişir. Bahsedeceğimiz paket, sınıflandırma paketimiz. Sınıflandırma paketimiz bizim en büyük paketimiz aslında. Oldukça büyük bir paket. Temel olarak da aslında Ethem Alpaydın'ın kitabını nispeten takip ediyor diyebiliriz. Ondaki bazı algoritmaları uyguluyor. Ama kavramsal olarak da bir sınıflandırma, yani bir makine öğrenmesi paketi diyebileceğimiz bir toolbox'ı sisteme sunmaya çalışıyor. Bu paketi başka paketler kullanıyor. Ama tabii daha yukarıdaki paketler, yani uygulama seviyesindeki paketler bu pakette kullanıyor. Şimdi bu önce genel kavramlardan bahsedeceğim. Ondan sonra da daha biraz daha zaman kalırsa daha detaylara ineceğim. Şimdi makine öğrenmesi dediğimiz şey ne? Ondan bahsederek başlayalım. Makine öğrenmesi dediğimiz aslında temel olarak bilgisayar mühendisliğinde biz herhangi bir anda anlattığımız zaman işte programlama anlatıyoruz, sonra data structure anlatıyoruz, sonra algoritma analizi anlatıyoruz. Bu anlattığımız şeyler de nedir? İşte belli bir problem var. İşte mesela atıyorum short stepped problemi. Bir yerden bir yere gideceğiz. İşte mesela Üsküdar'dan Özyeğin Üniversitesi'ne gideceğiz. Nasıl hızlı giderim sorusunu soruyoruz. Bu problem için bizim elimizde mesela bir harita var diyelim. O haritanın içinde de yollar var. O yollarla bu problemi çözmeye çalışıyoruz. Veya işte bir sorting problemi var, bir sıralama problemi var. Sıralama probleminde elimizde mesela örneğin sayılar olsun. Bu sayıları küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralamak istiyoruz. Bunlar için aslında temel olarak bir takım algoritmalar var. Bilgisayar mühendisliği algoritmaları var ve yenileri de geliştirilmeye çalışılıyor. İşte tabii ki doğruluk en önemli olan faktör. Yani algoritmanın doğru çalışması lazım. İşte sıralama yapıyorsa sıralamanın doğru olması lazım. İşte en kısa yolu bulmaya çalışıyorsa da bulduğu yolun en kısa olması lazım. Ama tabii onun dışında da algoritmanın karmaşıklığı da önemli. Yani sorunu çözecek ama bu soruyu tercihen oldukça kısa bir sürede çözebiliyor olması lazım ki bu çözümü tekrarlayabilelim veya bunları binlerce, milyonlarca kez tekrar edebilelim. Bunlar aslında normal bilgisayar mühendisliğindeki problemler ve onların algoritmik çözümleri diye düşünebilirsiniz. Şimdi makine öğrenmesine geldiğimiz zaman ise böyle problemler değil. Yani makine öğrenmesindeki problemler bizim böyle direkt tanımlaması bozuk demeyelim ama problemi tanımladığımız zaman bir algoritması olan problemler değil. Örneğin mesela standart problemlerden bir tanesi spam detection. Aslında günümüzde bayağı oturmuş olmasına rağmen, sıklıkla kullanılmasına rağmen özellikle mail sunucularında aslında o tarz bir problem değil. Algoritmik bir problem değil. Neden? Çünkü bir size gelen mailin spam olduğunu nasıl anlarsınız? Şimdi burada bir algoritma yok. Yani bir işte atıyorum kelimeleri aldınız. İşte bu kelimelerden şu kelime varsa bu spamdir. Bu kelime yoksa bu spam değildir gibi çok basit bir algoritma ile bunu çözemiyoruz. Dolayısıyla böyle olmadığı için bunu nasıl çözüm getireceğiz? Bu problemi nasıl çözüm getireceğiz? İşte makine öğrenmesi burada faydalı oluyor. Temel olarak da yaptığı şey aslında bizim elimizde belirli bir veri topluyoruz. Bu data set diyebiliriz buna, data diyebiliriz. Bu sonra da bu veriden bir takım çıkarımlar yapıyoruz. Normal bilgisayar mühendisi problemlerinden önemli bir farkı da aslında burada ortaya çıkıyor. Normal bilgisayar mühendisi problemlerinde datanız nasıl değişirse değişsin, algoritmanız aslında sabit kalıyor. Örneğin sıralama algoritmasını düşünün. Sıralamada data var. Bununla sıralama algoritmasının üstüne çalıştırdığınız zaman sıralıyor. Buna yeni bir veri gelse de aynı algoritmayla devam edebiliyorsunuz. Yani algoritmanızın içinde bir şey değiştirmenize gerek kalmıyor veri değişse bile. Buna karşılık öğrenme algoritması tamam. Öğrenme algoritmasının kavramı değişmiyor ama veriye göre öğrenme algoritmasının ürettiği model diyoruz biz ona. Model değişiyor. Dolayısıyla makine öğrenmesindeki algoritmalar veya makine öğrenmesindeki sistemler aslında veriye çok bağlı ve veriden bir takım çıkarım yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla veriden bir model öğreniyorlar. Bu modeli de sonra biz kullanıyoruz. İşte mesela spam problemi için bizim elimizde mailler var. İşte bunların bazıları spam, bazıları spam değil.
Sonra bu mailleri toparlıyoruz, bir veri tabanı oluşturuyoruz, veri kümesi oluşturuyoruz. Dataset diyoruz genelde. Bu veri kümesinden bir model öğreniyoruz makine öğrenmesiyle. Sonra da bu modelimizi kullanarak yeni bir mail geldiği zaman bize bu mailin spam veya spam olmadığına karar veriyoruz. Yani bu model karar veriyor. Tabii normalde makine öğrenmesi sistemleri şu şekilde çalışıyor. Siz belli bir veriyi stokluyorsunuz, sonra bir model öğreniyorsunuz. Ama tabii bu mesela biz araştırmacılar için standart yaptığımız bir şey. İşte datayı topluyoruz, algoritmayı koyuyoruz, bitiyor. Ama gerçek hayatta bu genelde böyle bitmiyor. Çünkü veri de değiştiği için genel olarak periyodik olarak tekrar eğitime ihtiyaç duyuyor. Yani siz verinizi alıyorsunuz, koyuyorsunuz, modeli eğitiyorsunuz, sonra bir model ortaya çıkıyor. Sonra belli bir süre sonra veri artıyor. Sonra tekrar bir daha modeli eğitiyorsunuz. Bu eğitmeyi periyodik olarak tekrarlamanız gerekiyor. Çünkü hem veri değişiyor hem de ona göre modelin adapte olması gerekiyor. Aslında bunu ben o dersi anlatırken sıklıkla verdiğim için, örnekler verdiğim için insan öğrenmesine de benzetebiliriz. Sonuçta biz mesela burada Türkiye'de yaşıyoruz, belli şeyleri öğreniyoruz. Ondan sonra başka bir ülkeye gidersek orada burada öğrendiğimiz şeylerin bazıları devam ediyor ama orada başka bir takım kuralları öğrenmek zorunda kalıyoruz. Ona göre kendimizi adapte ediyoruz. Aslında belki de bazı burada olan kuralları da unutuyoruz. Tırnak içinde. Onların yerine başka şeyler koyuyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla eğer sürgüt bir öğrenme modelinden bahsediyorsak veya sürgüt bir sistemden bahsediyorsak böyle bir sistemin olması gerekiyor. Ama genel olarak yani gerek kitaplarda gerekse bizim şu anda bahsedeceğimiz hikayede böyle bir modelden bahsetmiyoruz. Bizim şu ana kadar şu aşamada anlatacağımız şeylerde bizim elimizde bir tane veri var ve biz bu bir tane veriden de belli bir model öğreniyoruz gibi düşüneceğiz. Öbür taraf biraz daha mühendislik yani veya data science diyebiliriz. Yani işte veriyi nasıl tekrar toplayacağım, tekrar nasıl eğiteceğim, bu ne kadar zamanda yapacağım, bunlar hep data science'ın işin içine giriyor. Bizim projelerimiz açısından bakacak olursak da projelerimizde bir takım öğrenme algoritmalarımız olacak. Bu öğrenme algoritmalarını muhtemelen elimizde bulunan modellerle eğitiyor olacağız. Son ürünümüzde de muhtemelen bunlar belli bir seviyede olacak ama gene dediğim gibi ürünü piyasaya sürdüğümüz zaman belli sürelerde bir data science'çı gibi o modeli tekrar tekrar eğitmemiz gerekecek. Peki, dolayısıyla böyle bir giriş yaparsak, yani makine öğrenmesi dediğimiz şey nedir dediğimizde böyle bir giriş yaptığımızda bunu görüyoruz çok temel olarak. Yani bilgisayar mühendisliğindeki algoritma ve veriden farkı genel olarak bu. Şimdi peki o zaman daha detaya doğru gitmeye başlayalım. Bir makine öğrenmesi dediğimiz zaman bunun boyutları nelerdir? Hangi şeyler vardır? Yani bizim elimizde bir veri var. Elimizde bu veri var. Bu veriden bir model öğreniyoruz. Modeli nasıl öğreniyoruz? Ondan da biraz bahsedelim çok genel kapsamda. Modeli öğrenirken genelde modeli öğrenirken belli bir hata metriğimiz oluyor. Yani ne demek bir hata metriği? Diyoruz ki bu modeli tamam bu modeli üreteceğiz, bir şey öğreneceğiz ama bu öğreneceğimiz şeyde belli bir hata yapıyor olacağız. Dolayısıyla bu aslında gene bilgisayar mühendisliği algoritmalarından önemli bir fark. Biz öğrendiğimiz şeyi %100 başarılı olarak öğrenmeyeceğimizi biliyoruz. Yani biz belli bir hata yapacağımızı öngörüyoruz ve bu hatayı baştan söylüyoruz. Diyoruz ki şu metriği kullanacağız hata olarak. Bu metriği kullanacağız hata olarak. Buradaki hata metrikleri değişik tipte hata metrikleri var. Onların detayına gireceğim burada kodun üzerinde. Ama en çok kullanılan hata metriği accuracy, doğruluk ve error, hata. Bu da temel olarak sınıflandırma algoritmalarında toplam kaç tane veriniz varsa bunların ne kadarını doğru sınıflandırıyorsanız buna doğruluk oranı accuracy diyoruz. Ne kadarını yanlış sınıflandırıyorsak da buna hata diyoruz. 100 tane örneğiniz var. 95'ini doğru sınıflandırıyorsanız doğruluğunuz 95, 5'ini yanlış sınıflandırdığınız için hatanız da %5 oluyor. Basit bir yani aslında counting gibi düşünebilirsiniz. Belli bir hata metriğini koyduktan sonra sizin belli bir de modeliniz oluyor. Bu modeliniz aslında genel olarak makine öğrenmesinde çok farklı modeller var. Bu modeller nedir bu modeller? İşte bazıları direkt
direkt istatistik tabanlı modeller. Yani nasıl istatistik tabanlı modeller? Bir takım istatistikleri hesaplıyorsunuz veriden ve bu istatistikleri stokluyorsunuz modelinizin içinde. İşte göreceğiz, işte ortalama vektörü, kovaryans matrisi gibi. İstatistik derslerinde görmüşsünüz, üniversitede çoğu mühendislik görüyor zaten. İstatistik derslerinde gördüğünüz bir takım istatistikleri stokluyorsunuz ve o istatistikler üzerinden bir takım çıkarımlar yapıyorsunuz. Makine öğrenmesinin bir bacağı zaten hep istatistik üzerindedir. Bu tarz istatistiki modeller var. Bunların dışında değişik optimizasyon modelleri var. Optimizasyon modelleri dediğimiz zaman da bu da gene aslında bir bacağı endüstri mühendisliğindeki optimizasyon, bir bacağı da işte elektrik, elektronik mühendisliğinde veya diğer mühendisliklerde yer alan zamanında üretilmiş optimizasyon tekniklerine bağlı, tabanlı optimizasyon modelleri diyoruz. Mesela işte örneğin support vector machines dediğimiz gene bir başka sınıflandırma algoritması. Bu mesela endüstri mühendisliğindeki lineer programlama tabanlı bir optimizasyon tekniği ve modellerinizi o optimizasyon tekniğiyle optimize ediyorsunuz. İşte atıyorum yapay sinir ağları dediğimiz modeller aslında doğrusal veya doğrusal olmayan modeller. Bu modeller aslında gradient descent dediğimiz aslında birinci türeve göre bir optimizasyon tekniğini kullanan modeller gibi böyle modellerimiz var. Bu modellerimizi o optimizasyon teknikleriyle optimize ediyoruz. Zaten onlardan da bahsedeceğiz zamanı geldiğinde. Bunların dışında da bir de üçüncü kategori diyebileceğimiz direkt bilgisayar mühendisliğindeki algoritmaları kullanan modeller diyebiliriz. Bunların en şey örneği, basit örnekler işte k-nearest neighbor gibi, işte decision tree'ler gibi modeller. Bunlar aslında gene bir takım modeller ama veya graflar gibi. Bunlar bilgisayar mühendisliğindeki bir takım yapıları baz alıyorlar diyelim. Bunlar tabii ki gene bir takım hata metrikleri üzerinden bir takım optimizasyonlar gerçekleştiriyorlar ama bilgisayar mühendisliğindeki temel bir takım algoritmalara bağlılar. Gene bir şeyleri optimize ediyorlar ama bu biraz önce anlattığım tarzda optimizasyon teknikleriyle değil, daha basit optimizasyon teknikleri diyebileceğimiz yöntemlerle bir optimizasyon gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir takım modeller olacak ve bu modellerinde biraz önce bahsettiğim gibi optimizasyonda kullanacağı teknikler olacak. Hata metrinden bahsettik, modellerden bahsettik. Bir de modelinizin parametreleri diye bir şeyler olacak. Şimdi algoritmalarımız var ama bu algoritmalarımızın ürettiği modeller var ama bu modellerin bir takım parametreleri var. Ne demek parametreler? Bunlar aslında modelin nasıl davrandığını, modelin nasıl çalıştığını anlatan, değiştiren butonlar gibi düşünebilirsiniz. Yani işte opsiyon butonları gibi, işte onu ayarlıyorsun hafif başka davranıyor. Bunu ayarlıyorsun başka türlü davranıyor. Onu değiştiriyorsun başka türlü davranıyor. Tabii ki modellerin çok, yani bazılarının çok parametresi var, bazılarının az parametresi var. Tabii ki parametrenin sayısının fazla olması algoritmayı anlamayı da zorlaştırıyor. Onun parametrelerini doğru düzgün ayarlamayı da zorlaştırıyor ama sonuçta çok yapabileceğiniz bir şey yok. Modeller parametreleriyle birlikte geliyorlar. Dolayısıyla o parametreler onların içsel karmaşıklıkları. Onları siz baştan belirliyorsunuz. Oynadıkça da modeliniz farklı davranıyor. İşte mesela örnek verecek olursak KNN dediğimiz nearest neighbor algoritmasının, en yakın komşu algoritmasının parametresi K işte mesela. İşte onun dışında mesela decision tree'nin pruning ratio'su diye bir parametresi var. İşte neural network'lerin sinir ağlarının öğrenme rate'i, learning rate dediğimiz bir parametresi var. Çok önemli, direkt etkiliyor performansı. Onun dışında eğer çok katmanlı sinir ağları, yani multi-layer perceptronlardan bahsediyorsak, o network'ün ağın içinde kaç tane saklı katman, hidden layer var, o saklı katmanlarda kaçar tane düğüm var, node var, bunların kaç tane olduğu gene bir hiperparametre gibi gidiyor. Bu parametreleri de algoritmaya vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu parametreler de işin bir parçası.
Evet, genel olarak modelden ve algoritmadan ve parametrelerden bahsettikten sonra geliyoruz şeye. Diyelim belli bir model öğrendik, bu modeli ürettik, bu modelin de performansını belirledik. Şimdi bu modelin performansını belirledik, işte saydık, işte 95 başarım yaptı, işte %7 hata yaptı gibi. Bu arada tabii biz kendi bu TÜBİTAK projelerde belli metrikler koymanız gerekiyor. Yani demeniz gerekiyor ki işte bizim ürettiğimiz projede şu başarım oranımız şu olacak. Bu metriğimizin bu bekliyoruz. Bunun üstünde bir başarım elde etmek istiyoruz. Dolayısıyla aynı problem TÜBİTAK projelerinde de geçerli. Peki bu metrikleri elde ettikten sonra, bu sonuçları elde ettikten sonra algoritmaları karşılaştırmamız da gerekecek muhtemelen bazı durumlarda. Bu algoritmalar işte biri 5 hata yaptı, biri 3 hata yaptı, biri 7 hata yaptı. O zaman 3 hata yapan 7 hata yapandan daha mı iyi kesin dediğimiz zaman orada da karşımıza bir takım istatistiksel testler çıkıyor. Bu paket onları da içeriyor. İstatistiksel testler ne işe yarıyor? Ondan da kısaca bahsedelim. Geldiğinde daha da detaylandıracağız. İstatistiksel testler şu işe yarıyor. Bu algoritmaların, yani öğrenme algoritmalarının bazıları aslında içsel olarak rastsal, random yani. Ne demek random? İçlerindeki başlangıç pozisyonları veya veriyi alma sıraları veya işte oradaki parametrelerin değerleri rastlantısal olarak verilmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir algoritma, yani rastlantısal olarak davranan bir algoritmanın başarımı da doğal olarak belirli ölçeklerde rastlantısal olacaktır. Bu tabii ki aslında elde ettiğiniz sonucun da belli bir varyansı olduğunu gösterecektir. Yani size algoritma 3 veriyorsa aslında bu 3 sadece o setup için 3 verdiğini gösterir. Dolayısıyla temel olarak makine öğrenmesinde bir deney yapılmaz o yüzden. Birden çok deney yapılır ve bu birden çok deney sonucunda siz şeyi elde edersiniz. Bir ortalama bir varyans elde edersiniz. Bu ortalama ve varyansı gözeterek aslında iki algoritmayı karşılaştırmak gerekir. İşte mesela diyelim bir algoritma 3 başarı yaptı, 3 hata yaptı, %3 diyelim. Ama varyansı 10'sa bu şu anlama gelir. Yani bazen 13'te hata yapabiliyor bu. 23'te yapabiliyor hatta. Bazen de 0 yapıyor. Tabii 3 olan şey 10 varyansı çok olmaz. Çok kötü bir algoritmadır aslında o ama. Mesela hatası 30 olan algoritma 10 varyanslı olabilir. Yani bazen 20, bazen 40 yapabilir. Şimdi bunu mesela hatası 30 olan 10 varyanslı bir algoritmam var. Bir de hatası 31 olan 0,5 varyanslı bir algoritmam var. Şimdi burada hangisini tercih edersin? İşte o karşılaştırmaları yapabilmek için böyle bir istatistiksel testler bulunuyor. Onlar size nispeten daha güvenilir, confident sonuçlar verebiliyor. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bunlar tamamen nasıl biraz önce bahsettiğim makine öğrenmesinde istatistik tabanlı modeller olduğu gibi bunlar tamamen aslında istatistik tabanlı testler. Yani istatistik derslerinde gösterilen testler. Yani aşağı yukarı 100-150 yıllık geçmişleri olan testler bazıları. Bir tabi bilgisayar mühendisliğinde bunlar çok kullanıldığı için algoritmalarda bunlar da işin içine dahil edilmiş durumda. Peki, çok temel olarak ana resim budur diyebiliriz. Var mı buraya kadar sorumuz? Yok, Okey. benim bir sorum yok. Tamam. Şimdi o zaman biraz daha detaylara girelim. Biraz da paket üzerinden ilerleyelim. Şimdi burada paketler nelere karşılık geliyor? Alt paketler, onlardan bahsedelim. Sonra da onların biraz daha üzerine detaylı gideriz. Şimdi attribute dediğimiz paket, çık yani classification içinde alttaki attribute paketi önce attribute'den başlayalım, pardon. Önce instance'tan başlayalım. Şimdi bizim bir data setimiz var.
Ve bu datasetimiz dediğimiz zaman bu datasetimiz nelerden oluşuyor? Bu dataset dediğimiz yani öğrenme için kullandığımız veri aslında tek tek verilerden oluşuyor. Yani ne demek tek tek verilerden oluşuyor? Örneğin spam probleminden bahsetmiştik. Spam probleminde siz ne yapıyorsunuz? Sizin elinizde bir mail var ve bu mailin içindeki kelimeler sizin aslında bir e-posta sizin bir instance'ınıza karşılık geliyor. Veya mail burada çok iyi bir örnek olmayabilir çünkü nasıl instance'daki şeyler neler dediğiniz zaman çok güzel olmuyor ama bizim standart makine öğrenmesinde kullandığımız şey örneği var. Hams istavrit ayırma problemi var. Şimdi sizin diyelim bir balık yani bilmiyorum çok balıkla ilgileniyor musunuz ama hams ve istavritin farkını çoğu kişi nispeten bilir. Genelde çok sık yenilen iki balık türüdür. Diyelim siz bir uzaylıya hams ile istavriti ayırt etmesini istiyorsunuz. Böyle bir model yapıyoruz veya küçük bir çocuk var hams ile istavriti ayırt etmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Bilgisayar için düşünelim. Ne var? Ne yapacaksınız? Bu bir makine öğrenmesi problemi. İki tane sınıfınız var. Hamsi ve istavrit diye. Aslında spam problemiyle belli. Sınıf dediğimiz şey kategoriler diye düşünebilirsiniz. İşte spam değil iki sınıf vardı. Burada da hamsi ve istavrit var. Şimdi sizin başka bir balığınız varsa mesela lüferi de ayırt edeceksiniz. O zaman üç tane sınıfınız oluyor. Hamsi, istavrit ve lüfer gibi. Tabii burada sayı artabilir. İşte örneğin diyelim sizin rakamları birbirinden ayırt etmek istiyorsanız işte bir resim image recognition yapacaksanız bu sefer rakamlarda 10 tane sınıfınız var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye. Şimdi Hams istavrit örneğine geri geliyoruz. İki sınıfımız var. Her bir elinizdeki balık bir instance'a karşılık geliyor. Dolayısıyla bir satır diyebiliriz buna. Bir örnek diyebiliriz. Genelde istatistikte o kelime kullanılıyor. Bir örneğiniz bir balığa karşılık geliyor. Buna instance diyoruz biz. Bu instance'ın da özellikleri oluyor. Çünkü aslında bir takım çıkarım yapabilmek için o örneğin bir takım bilgileri olması lazım ki o bilgilerden onun hamsi ya da istavrit olduğunu anlayabilelim. İşte o bilgiler dediğimiz şeylere attribute adını veriyoruz. Özellik adını veriyoruz. Bu özellikler o ayırımı yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz özellikler. Tabii ki takdir edeceğiniz gibi bu özelliklerin ayırt edici özellikler olması lazım. Örneğin iki balığı birbirinden ayırt etmek istiyoruz. Özellik yüzebilir mi? Olursa zaten bu ayırt edici olamaz. Balık yüzer yani. Dolayısıyla hiçbir ayırım yapamaz bu özellik. Evet yüzer. Her bir balık için şöyle düşünün. Yüzebilir mi? Evet. Yüzebilir mi? Evet. Yüzebilir mi? Evet. Yüzebilir mi? Evet. Tek bir tane şey var. Hepsi evet. Hiçbir şey ayırt edemeyiz. Dolayısıyla ayırt edici bir özellik olması gerekiyor. Bunun da bize verildiğini düşünüyoruz tabii ki. Yani bu özelliklerin bize baştan söylendiğini varsayıyoruz. Bu özellikleri hangi özellikleri almamız lazım? Hangi özellikleri üretmemiz lazım meselesine feature engineering deniyor. Ondan şimdilik bahsetmeyeceğim. NLP'de bundan çok bahsedeceğiz. Ama bu aşamada ondan bahsetmeyeceğiz. Bize özelliklerin baştan verildiğini düşünüyoruz. Tekrar geri geliyorum Hams istavrit problemimize. Diyelim bizim elimizde Hams istavrit ayırmak için iki tane özellik var. Boy ve ağırlık. İşte boyu ölçüyoruz santim cinsinden. Bir balık veriliyor. Balığı alıyoruz, ölçüyoruz. Kaç santim? İşte 6 santim. Not ediyoruz birinci özellik. Ağırlık tartıyoruz. Kaç gram? Atıyorum 33 gram. Kenara koyuyoruz. Bir de sınıfını söylüyoruz. Yani ne sınıfından bu? Hamsi. İşaret. İşte sizin instance dediğiniz şey bu. Boy ve ağırlık dediğiniz şeyler özelliklere karşılık geliyor. Sınıf bilgisi de sınıfına karşılık geliyor. Şimdi özelliklerde genelde değişik tipte özellikler var. Bu paket, alt paketçik onları içeriyor. Nedir bunlar? Discrete olabilir. Özelliğiniz continuous olabilir. Discrete demek kesikli demek. Yani değer bir string gibi düşünebilirsiniz. Örneğin balığın rengi olsun. Balığın rengi sayısal bir şey değil işte. Gri, beyaz, mavi, yeşil, sarı gibi bir string. Veya atıyorum ne olur? Renk dışında işte atıyorum bu uzun, kısa, orta gibi. Veya işte cinsiyet, erkek, kadın veya belirtilmemiş. O da olabilir bu arada.
gibi böyle discrete özellikler olabiliyor datasetlerde. Bizim NLP'de tabii neredeyse her şey baştan discrete çünkü kelimelerle çalışıyoruz. Kelimenin kendisi de discrete zaten. Çünkü belli değerler alabiliyor. Tabii çok fazla değer alıyor. Bu da bir başka problem. Ondan da bahsedeceğiz ama discrete özellik buna karşılık geliyor. Discrete'in özel bir hali binary attribute dediğimiz özellik. Yani sadece 0 ve 1 değerini alan özellik gibi düşünebilirsiniz. Bu arada bütün discrete attribute'lar binary attribute'a dönüştürülebiliyor. Ondan da kısaca attribute paketine geldiğimizde bahsedelim. Herhangi bir discrete attribute'u, bir kesikli özelliği binary'ye çevirebiliyoruz. Ama şöyle one to many şeklinde. Yani nasıl one to many şeklinde? Diyelim bizim bir discrete attribute'umuz var. 3 değer alabiliyor. Basitle başlıyorum. 3 değer alabiliyor. Diyelim red, green, blue olsun. Bu 3 değerden birini alabiliyor. Bunu binary'ye çevirdiğimiz zaman 3 tane binary attribute oluyor. Nedir bunlar? Red mi attribute'u, mavi mi attribute'u, green mi attribute'u, blue mu attribute'u. Dolayısıyla sizin diyelim örneğiniz redse, red mi olan yani red'in bu adam red mi dediğin attribute'u 1 oluyor, kalanları 0 oluyor. Dolayısıyla 1, 0, 0 gibi kodluyorsunuz. Green'i, green mi 1 oluyor, diğerleri 0 oluyor. Blue'yu da blue 1, diğerleri 0 oluyor. Buna one hot encoding, one of L encoding deniyor. Oradaki bir tanesinin 1 olduğuna, diğerlerinin de 0 olduğuna karşılık geliyor. Dolayısıyla böyle bir kodlama yapıyorsunuz. Bu çok standart bir kodlama mekanizması. Bu discrete indexed attribute da onunla alakalı bir attribute tipi. Dolayısıyla ben bu çevirimi otomatik gerçekleştirebiliyorum bu mekanizma sistem içinde. Bu tabii biraz problematik bir dönüşüm. Neden problematik bir dönüşüm? Küçük miktarda farklı değerleri olan özelliklerde çok problem değil de mesela 5 değer alıyor, 4 değer alıyor. Siz o değeri 5 farklı attribute'a dönüştürebiliyorsunuz. Ama ya değer 10.000 farklı değer alıyorsa ne yapacaksınız? O zaman o bir tane attribute 10.000 attribute olarak size dönüyor. Tabii attribute'ların sayısı arttıkça tahmin edebileceğiniz gibi algoritmanın da işi zorlaşıyor. Dolayısıyla kesikli discrete attribute'ları çoğu algoritma çok sevmiyor. Discrete attribute böyle. Gelelim continuous attribute'a. Continuous attribute en temiz attribute'umuz. Bu sadece bildiğiniz sayılar. Yani tam sayılar, reel sayılar. İşte mesela biraz önce verdiğimiz örnekteki hamsinin işte boyu, hamsinin ağırlığı. İşte mesela standart gene bir başka örnek problem. Diyelim siz bir bankasınız, müşterinize kredi vereceksiniz. Bu da mesela önemli bir sınıflandırma problemi. Bu müşteriye kredi vermeli miyim, vermemeli miyim? Buna bir karar vermeniz lazım. İşte ne yapıyorsunuz? Bankaya başvurduğunuz zaman sizden bir sürü belge istiyorlar. O belgeler aslında birer attribute'a dönüştürülüyor. Mesela gene bir basit olarak standart anlattığımız şeyi söyleyelim. İki tane attribute'unuz olsun. Bir tanesi o bankadaki parası olsun. Bir tanesi de aylık maaşı olsun. Şimdi dolayısıyla biri zenginliği gösteriyor, birisi geliri gösteriyor. Yani zenginlik adamın toplam ne kadar geride parası var, bir tanesi de ayda ne kadar para kazanıyor. Bu iki parametre mesela ikisi de continuous attribute. Para dediğin şey sayısal bir şey. İşte 3 bin lira, 5 bin lira, 100 bin lira gibi. Gelir dediğin şey de sayısal bir şey. 2 bin lira, 5 bin lira, 3 bin lira gibi. Dolayısıyla bu ikisi de birer continuous attribute. Banka mesela bu iki attribute üzerinden bir karar almaya çalışıyor. Tabii ki iki attribute kullanmıyor. Tahmin edebileceğimiz gibi, bildiğimiz gibi. Çünkü attribute ne kadar artarsa o kadar bir takım çıkarım yapması kolay oluyor. Dolayısıyla attribute paketimiz bunları içeriyor. Daha da detaya gerek olursa gireriz. Bu attribute bir tane attribute'u gösteriyor tabii ki bu attribute paketi. Tek bir attribute'u. Ama ne demiştik? Bir instance dediğimiz şey birden çok attribute'u içeren bir satır. Dolayısıyla o instance'a özgü, o attribute'ları saklayan bir instance'a ihtiyacımız var. O yüzden de instance dediğimiz sınıf o özellikleri tutuyor bir array'de. Bir de tabii ki nesi var demiştik? Bir sınıf bilgisi var. Class label'ı işte dedik hamsi, istavrit gibi veya işte kredi verilir, verilmez gibi veya rakamsa 0'dan 9'a kadar rakamlar gibi. Buna da bir class label
adını veriyoruz. Dolayısıyla instance buna karşılık geliyor. Bunun dışında da bir takım şeyler var ama bizim için en kritik olan bu paket içinde instance sınıfı. Şimdi bu instance tabii bir instance'ı gösteriyor. Biz ne dedik? Datasette çok instance var. Yani işte bir balıktan bahsettik. O tek bir balık ama bizim elimizde yüzlerce balık var datasetimizin içinde. Veya işte örneğin bir sınıflandırma problemi için, spam problemi için düşünecek olursak bizim elimizde milyonlarca mail var. Her bir mail bir instance. Bu milyonlarca mail bir araya geldiği zaman bize bir dataset çıkıyor ama datasetten önce bizim bir instance listimiz var. Bu instance listimiz işte o array of instance'ı içeren paketçiğimiz diyebiliriz. Bununla ilgili bir takım alt paketlere ihtiyaç, alt fonksiyonlara ihtiyaç duyuluyor. Onları da burada zaten bahsedeceğiz gerektiği takdirde. Dolayısıyla instance list de böyle. Şimdi instance list bu verinin aslında bir anlamda tamamını tutuyor ama veriyi tutmuyor gerçekte. Çünkü instance list aslında bir abstract, soyut bir kavram. Çünkü belli bir anda belli bir grup veri anlamına geliyor. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü biz veri değişik seviyelerde veriye ihtiyacımız var. Nedir değişik seviyelerde veri? Örneğin gene makine öğrenmesinde benim verim tek bir blok veri olarak durmuyor. Nasıl tek bir blok veri olarak durmuyor? Bana bir veri verildiği zaman genelde ben bunu parçalara ayırıyorum. Hangi parçalara ayırıyorum? Bir eğitim kümesine ayırıyorum. Bir test kümesine ayırıyorum. Bir validasyon kümesine ayırıyorum. Bunlar aslında bizim buradaki paketimizde birer instance liste karşılık geliyor. Yani eğitim instance listi, test instance listi veya validasyon instance listi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bunların hepsi aslında bir grup örnek ama ayrı ayrı durmaları gerekiyor. Birbirlerinden bağımsız fonksiyoneliteleri var çünkü. İşte mesela eğitim kümesi ne işe yarıyor? O modeli eğitmenize, o modeli üretmenize yarıyor. Test kümesi, modeli eğittiniz, bir model ürettiniz. Bu modelin başarımını eğitim kümesi üzerinde test etmiyorsunuz. Test kümesi üzerinde test ediyorsunuz. Bunun sebebi de, bunu da çok sık anlatıyoruz, ezberlemeyi öğrenmek için. İşte öğrenciler mesela bir dersi aldıkları zaman ne yaparlar? Bir takım sorular görürler. O soruları ezberleyen öğrenciler de vardır. Veya işte anlamaya çalışan öğrenciler de vardır. Sınav yaptığınız zaman eğer kalkıp o derste anlattığınız aynı soruları sorarsanız o zaman ezberleyen öğrenciler 100 alırlar. Ama aslında öğrenmiş değillerdir. Öğrenmeyi test etmek için başka bir takım örnekler, başka bir takım sorular sormanız gerekir. Dolayısıyla bu aslında testle training farklı olması gerektiğini anlatır. Bu aynı şekilde öğrenme algoritmaları da içinde geçerli. Yani ayrı bir eğitim kümesi ve ayrı bir test kümemiz oluyor. Bazı durumlarda modelin hani parametreleri var demiştik. Hiper parametreler işte KNNDK gibi. O parametreleri değişik denemek için de apayrı bir test, belli bir kümeye ihtiyacımız oluyor. Ona da validasyon kümesi adı veriyoruz. Dolayısıyla şöyle çalışıyor sistem. Mesela K eşittir 1 için eğitiyorsunuz modeli eğitim kümesinde. Sonra K eşittir 1 için performansı validasyon kümesi üzerinde alıyorsunuz. Diyelim hatanız 7 çıkıyor 1 için validasyon kümesinde. Sonra K'yı 2 yapıyorsunuz. Eğitim kümesinde eğitiyorsunuz. Sonra validasyon kümesinde sonucu alıyorsunuz. Diyelim hatanız 10 çıkıyor. Sonra K'yı 3 yapıyorsunuz. Train'de eğitiyorsunuz. Validasyonda da hatanız 5 çıkıyor. Şimdi ne oldu? K1, 2, 3 için validasyon kümesinde 7, 10 ve 5 çıktı. Şimdi bunlardan birini seçmeniz lazım. Parametre seçiyorsunuz çünkü burada. 5 en iyisi. O zaman 5'i fixlediniz artık. Ama sizin gerçek hatanız 5'in hatası değil. 5'in validasyon kümesindeki hatası değil. Siz bu sefer o 5'lik olan eğitilmiş modelinizi alıyorsunuz. Hiç sınav görmemiş gibi düşünün. Test kümesi üzerinde test ediyorsunuz. O apayrı üçüncü bir kümeyi de dikkat ederseniz. Oradaki performansı ölçüyorsunuz. Ve oradaki performans sizin gerçek performansınız oluyor. Dolayısıyla böyle bir üçlü kümede ihtiyaç duyabiliyoruz genel olarak. Peki o zaman bence burada duralım. Zaten bayağı yoğun oldu sanırım. Durduruyorum. Record.